Merhaba değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ne istediğini bilmeyen erkeklerin 7 işaretinden bahsedeceğim. Hayatınızdaki erkeğin bazı garip davranışlarına bir türlü anlam veremiyorsanız, ne yapmaya çalıştığını çözemiyorsanız bu video sizin için bir rehber niteliğinde olacaktır arkadaşlar. Konuya geçmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak. Yaptığım videolar yeri geliyor, yüz binler yeri geliyor, milyonlar izleniyor. Ama izlenme ve beğeni oranına baktığımda 20 kişiden birinin beğendiğini görüyorum. Dışarıda avuç dolusu parayla satın alabileceğiniz bilgileri sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyorum arkadaşlar. İzlediğinizde size değer kattığını düşündüğünüz videoları beğenin ve içerikle ilgili yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmında maddeleri isteyen arkadaşlar, yorumları okumak için bu kadar vakit harcayacaklarına, bu sürede videoyu izleseler zaten videoyu bitirirler bile. Bu konu haricinde yorumlarda başkalarına tavsiye veren arkadaşların yalan yanlış yönlendirmelerine kanarak ilişkilerinizi berbat etmeyin. Değerli arkadaşlar, yorum kısmında videonun içeriğindeki maddeleri yazmanızı isteyen ve başkalarına yönlendirme yaparak tavsiye veren arkadaşların tavsiyelerine kesinlikle uymayın ve onları uyarın. Şimdi geçelim ne istediğini bilmeyen erkeklerin 7 işaretine. Değerli arkadaşlar bu söyleyeceğim maddelerin 5'ten fazlası ilişkinizde varsa hayatınızdaki erkek tam olarak ne istediğini bilmeyen bir erkektir. Ve ne istediğini bilmemesi sizin için kötü gözükse de ileriki süreçlerde değişebilen bir durum olabilir arkadaşlar. Hatta ne istediğini bilmeyen bir erkeğin sizi istemesine neden olacak önemli davranışlara dair yeni bir videoda hazırlarım. Bu videoyu isteyen arkadaşlar yorum kısmına yazarlarsa çoğu kişi istediğinde yeni videoda hazırlamış olurum. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz ne istediğini bilmeyen erkeklerin olmazsa olmaz bir tavrı yoktur. Değerli arkadaşlar, kriterler ilişkinin geleceğine dair çok önemli bir yapı taşıdır. Bir kişi ilişkideki beklentilerine dair size net bir şey söyleyemediğinde onun için olmazsa olmaz bir özellik olmadığında o durumda tedirginlik yaşamanız son derece normaldir. Ne istediğini bilmeyen erkekler de ilişkide beklentilerine dair şeyleri asla söyleyemezler. İlişkinin başlarında erkekler biraz ketum olabilir. Ama aradan bir süre geçtikten sonra hala isteklerine dair netlik sunamayan erkekler ne istediğini bilmeyen erkeklerdir. Bu duruma hemen ön yargılı yaklaşmayın arkadaşlar. Ne istediğini bilmiyorsa ölsün gebersin demeyin tabii ki. Bu durum sizin davranışlarınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Bazı erkekler için kadınlara kriter olarak sunulan bazı şeyler aslında kriterde değildir. Kadının sadece güzelliği için istemek, kadının sadece kendi istediği gibi hareket etmesini istemek ne istediğini bilmek değil dayatmadır arkadaşlar. Aynı şekilde kadınların bir erkeği işi için, parası için istemesi ya da sadece kendi mutluluğuna odaklanması, ne istediğini bilmek değil, bencillikten ibarettir arkadaşlar. Geçelim ikinci maddemize. Ne istediğini bilmeyen erkekler dengesiz davranışlar sergilerler. Bu maddede yanlış değerlendirilmesi muhtemel olan bir konuya açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Erkeğin sizin yaptıklarınıza karşı bir cevap niteliğinde verdiği karşılıklar Erkeğin kendini savunma psikolojisinde olduğunu ve güçlü gözükmeye çalıştığını gösterdiği için bu kategoride değerlendirilemez. Karşılıklı zıtlaşmalar ego savaşının göstergesidir ve bu maddede öyle bir şey anlatmıyorum. Peki ne istediğini bilmeyen erkeklerin dengesiz davranışlarını nasıl anlarsınız? Bazen çok yakın davranıyorsa, hiç ayrılmayacakmış gibi sözler veriyorsa, bazen de hiç olmadık şeyler için aniden ilişkiyi bitirmeye yönelik adımlar atıyorsa ve bunun için mantıklı bir neden ortaya sunamıyorsa bu davranış çok kritiktir. Burada önemli bir uyarım var. Sadece erkeği suçlamak için bahaneler arayan kadınlar kendileriyle bağlantılı durumları devre dışı bırakıp erkeği suçlamayı kolay buldukları için bu tarz davranışları mağduriyete çevirdikleri için de bu madde asla tek başına değerlendirilemez arkadaşlar. İşte bu yüzden maddelerin 5'ten fazlası ilişkinizde varsa diye bir açıklama yapmıştım. Geçelim önemli 3. maddemize. Ne istediğini bilmeyenler asla olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışırlar. Bir erkeğin sizin kişiliğinizi bildiği ve sizin de bu durumda herhangi bir şey söylemediğiniz halde Tamamen onun istediği gibi davranmanızı istemesi, ne istediğini bilmediğinin bir göstergesidir. Bu konuda bazı örnekler vermek istiyorum. Sizi tanıdığı süreçte işsiz olduğunuzu bilmesine rağmen, ileriki süreçte sizi bu konuda yargılaması, giyiminize dair net ifadeler kullanmadığı halde seneler sonra birden size çok farklı bir beklentide bulunması, kendine karıştırmadığı halde size devamlı emirler yağdırması gibi durumlar ne istediğini bilmeyen bir erkekle karşı karşıya olduğunuza dair işaretler sunuyor. Fakat bu maddenin yine de diğer maddelerle birlikte ele alınması gerekiyor arkadaşlar. Geçelim dördüncü maddemize. Devamlı olarak ani ve fevri davranışlar sergilerler. Değerli arkadaşlar bu anlattıklarım kadınlarda da geçerli olan durumlardandır. Genel olarak erkeklerle bağlantılı yönlerini anlatıyorum ama çoğu durum kadınlarda da benzer şekilde gelişebiliyor. İnsanlar sevdiklerine karşı ani ve fevri davranışlar sergileyebiliyorlar. Evet kişiler en çok sevdiklerine kırılıyor ve buna tepkisel davranabiliyorlar. Fakat ne ne istediğini bilmeyen insanlar sizin kırılıp kırılmayacağınızı asla bakmazlar ve sonrasında özür dilemek gibi herhangi bir gayrete de girmezler. Bu madde ilişki daha yeniyken değerlendirilebilecek bir madde değildir. Özellikle erkek size bağlanmamışsa ve aranızdaki sorunlar bir türlü çözülmemişse bu erkeğin ne istediğini bilmemesi anlamına da gelmez. Erkekler kendilerini net bir şekilde ifade edecek bir ortam bulamadıklarında beklentilerini de tam olarak söylemezler arkadaşlar. Duygularını rahatça söyleyemeyen bir erkek beklentilerini de söylemeye gerek duymayacaktır. Geçelim 5. maddemize. Değerli arkadaşlar özellikle erkeğin çok fazla seçeneği olduğu durumda sürekli kusur aramaya yönelik adımları ne istediğini bilememe durumundandır. Fakat burada erkeğin kişiliği çok önemlidir. Erkek kişilik yapısından dolayı kadına dair sürekli yorum yapıyor diye kusur arıyor anlamına da gelmez. Eğer erkek sizi başkalarıyla kıyaslamıyorsa kişilik yapısı böyledir. Ama olaya başkalarını da dahil ederek sizi beğenmez tavırlar sergiliyorsa o zaman ne istediğini bilmeyen bir tavırdadır demektir. Özellikle eski sevgililerini sizinle kıyaslaması ya da devamlı olarak etrafındaki kadınlardan bahsetmesi de dikkat edilmesi gereken bir durumdur arkadaşlar. Geçelim 6. maddemize. İlişkiye dair hiçbir zaman garanti vermezler ve devamlı olarak ümitsizlik hali söz konusudur. Aynı durum kadınlar için de geçerlidir tabii ki. Bu düşünce yapısındaki kişiler "Seni üzmek istemiyorum. Sen çok iyi bir insansın. Ben sana layık değilim." Tüm suç bende gibi cümleleri devamlı olarak kullanırlar. Hem ilişki devam etsin isterler hem de ilişkiye dair hiçbir şey yapmak istemezler. Bazen ani kararlarla ilişkiyi bitirirler, bazen de hiçbir şey yokmuş gibi size geri dönmek isterler. Geçelim 7. maddemize. Ne istediğini bilmeyen bir kişi aynı zamanda çok güçlü bir manipülatördür. İlişkideki sorunları asla söylemez. Sorduğunuz zaman bir şey anlatmaz. Fakat daha önce defalarca konuşulmuş ve erkeğin taviz vermeyeceğini söylediği bir konuda Sonradan susması çok farklı bir durumdur arkadaşlar. Size her daim iyi yönlerinizden bahseden, sorunlardan hiç bahsetmeyen kişilerden de korkmalısınız. Konu açılmışken sosyal medyada sadece sizi överek, karşı cinsi devamlı olarak kötüleyen kişilerin de sizin mutluluğunuzu değil, sadece kendi çıkarlarını düşündüklerini unutmayın. Sizi devamlı öven ama hatalarınızı kesinlikle söylemeyen insanlardan süratle uzaklaşmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bu maddeleri tek tek değil bir bütün olarak değerlendirin ve beşten fazlasını ilişkinizde gözlemliyorsanız temkinli olun. Ne istediğini bilmeyen erkekleri nasıl sizi ister hale getirebileceğinizi merak ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız yeni bir video hazırlamış olurum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın arkadaşlar seviliyorsunuz.